Organik tarım benim önce de idealimde vardı. Tabii biz buraya gelince organik tarım yapan firmayla görüşüp onlarla da tanışınca bizim için daha iyi oldu. Yani Türkiye'de organik tarım yapan insan sayısı çok az. O denli benim idealimde de olduğu için hoşuma gitti. Üye oldum. Devam ediyoruz şu an. 10 senedir. Bunlar 8 yaşında. Ürünlerimiz normal, memnunum ben. Yani biraz dolu yarası falan var ama o kadar olur. Yani mazot fiyatları bizim çiftçiler için çok büyük problem. Mazot oldukça pahalı, işçiler pahalı, ilaçlar pahalı. Özellikle organikte kullandığımız ilaçlar diğer piyasanın 50 kat falan civarında daha pahalıdır. Mazot da bildiğiniz üzere çok pahalı. Yani bir dönüm ortalama 2 litre mazot alır. 3 sefer kullandığınız zaman 6 litre yapar. Dolayısıyla mazot masrafımız en çok gider olan ve en çok sıkıntımız olan, derdimiz olan şeylerden birisi. 11 kişi. Elbistan'da 11 kişi var. Malatya ile beraber toplam 65 kayısı organik yapan bizim firmaya ait. Alman firması, Alman menşeli bir firma. Ürünlerimizi biz onlara satıyoruz. Tabi piyasada biraz daha yüksek satıyoruz ama yine bizi tatmin etmiyor ilaçlar pahalı olduğundan dolayı. Bir firma var. Onların da 20 falan civarında üyesi var. Başka da organik yapan yok. Ben rapoze ile ilgili şunu da söyleyebilirim. Fındıkta yine organik yapıyor. İzmir bölgesinde İzmir'de yapıyor. Aydın'da da son 5 senedir İncir'de yapıyor. Tabii yani kimyasal ilaçlar biz zaten yasak kullanmıyoruz. Çünkü onu kullandığımız zaman biz yani vatandaşa zehir vermiş oluruz. Mesela ben onu açayım o konuyu. Bizim Türkiye'de genelinde iyi organik yaparlar ve sarı kayısı diye bilinen kayısı yaparlar. Oysa sarı kayısı kükürt o hale getiriyor. Yani doğal hali değil. Doğal hali bizim mat dediğimiz tütünün taba rengi olan gün kurusudur. Biz organik yapıyoruz. Bir de gün kurusunu ayrıca yapan arkadaşlarımız var. Onlarla biz ayırıyoruz. Ama esas tehlike olan, insanlar için tehlike olan sarı kayısı dediğimiz, isim kayısı dediğimiz kayısıdır. Bunun sağlığa da çok zararı var ama vatandaş, köylü vatandaş sadece orada şu konuda haklıdır. Koruyamıyor. Gün kurusu yaptığı zaman gün kurusunun dayanma süresi 1 yıldır. Ama sarı kayısı yaptığı zaman 10 yıldır. Dolayısıyla zamanında satamadığı için bir de bu ekonomik sıkıntılarda özellikle mazotun işçilerin fiyatlarının yüksek oluşundan dolayı hemen satmak durumdadır. O zaman tüccar da bu konuda tüccar diyorum onun için yani ticaretin ötesinde tüccar fırsatçı davranıyor, az para veriyor. Dolayısıyla onu bekletmek için bir süre bekletmek zorunda kalıyor. Bizim tabii talebimiz var. Bununla ilgili birkaç toplantı yaptık. İl tarımla da bu konuda görüşüyoruz. İl tarım da çok önem veriyor. Yani organik yapmasından dolayı çok önem veriyor. Her sene onlar da gelip bizi denetliyorlar. Kayısı yetişmeden 15 gün önce gelip tahlillerimizi götürüp yapıyorlar. Çok da önem veriyorlar ama destek konusunda da hiçbir adım atmadılar şu ana kadar. Ama mesela şu denetlemeleri bizim açımızdan çok iyidir. Neden iyidir? 15 gün önce geliyor, numuneler alıyor İl Tarım. Bunları bunlar şeyden geçiriyor, tahlillerden geçiriyor. Eğer firmada herhangi bir sıkıntı olduğu zaman firma dedi ki kardeşim seninki işte organik çıkmadı, zehir çıktı. O zaman ilçe tarımının yapmış olduğu şeyi onlara sunuyoruz. Diyoruz ki bakın 15 gün önce ilçe tarım geldi, herhangi bir problem yok. Burada bir cin oyunu var. Dolayısıyla o anlamda da memnunuz. Yani il tarımdan, bu çalışmasından dolayı. Peki. Teşekkür ettik o zaman. Ben teşekkür ederim.